Evet arkadaşlar, 29 nolu denemedeyiz. Birinci sorudayız. Fizik biliminde teori, yasa ve hipotezlerin test edilmesi sürecinde ihtiyaç duyduğu olgu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz burada test ettiğimize göre yaptığımız çalışmanın bilimsel bir deneyle gözlenebilmesi lazım arkadaşlar. Ki yapılan ifade doğru mudur, yanlış mıdır, bunun için gözlemlememiz lazım. Bunu yapabilecek tek süreç de deney sürecidir arkadaşlar. Sorumuz cevabı Bursa. İkinci sorumuz adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi üzerine sorulmuş. Bir sıvının kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti hatırlarsınız. Kendi arasındaki çekim etkisi kohezyonla alakalıydı. Bu da kohezyon olması lazım. Farklı maddelerin arasındaki çekim kuvveti neyse hatırlarsınız. Bu da adezyon diyorduk. Bir sıvının yüzeyini bir birim kare arttırmak için gerekli olan enerji miktarını da bunu da yüzey gerilimi diyorduk arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı bu durumda Adana şıkkında var. 1 kohezyon, 2 adezyon, 3'ünde yüzey gerilimi olması gerekiyor arkadaşlar. 3. sorudayız. Bu soruda da bir K katısı XYZ sıvıların içerisinde iplerle dengede tutuluyor. İpteki gerilmeler eşit ve T kadar olduklarına göre bu durumda diyor acaba sıvıdaki yoğunluklar nasıl olmalıdır diyor. Arkadaşlar şimdi bu K'yı yukarı doğru iten bir kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvvetini hesaplarken ise V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimini isteyeceğiz. Şimdi K'nın aşağı doğru bir ağırlığı var, bir de ip gerilmesi var. Şimdi bu 3 şekilde aynı şekilde gerçekleşmiş. Fakat burada değişmeyen şey şu. İpteki gerilmeler ve ağırlıklar bileşke oluşturup kaldırma kuvvetini dengeleyecekler. Demek ki ağırlıklar aynı olduğuna göre biz burada direkt olarak ipteki gerilmesi çok olanın kaldırma kuvveti çoktur diyebiliriz. Peki kaldırma kuvvetinin neden daha çok olsun? Her üç şekilde de cisimlerin batan hacimleri aynı, yer çekimleri daha fazla aynı. O zaman hangi sıvı daha yoğunsa kaldırma kuvveti daha çoktur. Yani tersten gidiyorum. Önce şuna bakacağız. İp gerilmesi çok olanın kaldırma kuvveti çoktur diyeceğiz. Kaldırma kuvveti çok olanın da sıvının yoğunluğu daha çoktur diyeceğiz. Şimdi burada bildiğiniz vektör mantığı var. Aşağı doğru bir tane T var. T dersek bu aşağı doğru 2T'dir. Eğer T 60-60 buradaki açı 60 derecedir. Bileşik alırsanız bu hatırlayın T kök 3 yapacaktı. O zaman bu mantıkla burası 2T olduğuna göre, burası T olduğuna göre kaldırma kuvveti T ile orantılıdır. Buradaki kaldırma kuvveti 2T ile orantılıdır. Buradaki kaldırma kuvveti ise T kök 3 ile orantılıdır. Az önce söylemiştik. O zaman buradaki sıvı en yoğun olan sıvı olması lazım. D'ye. Sonra Z. Sonra da X. Cevabımız Y, Z, X arkadaşlar. Sorunun cevabı Bursa'da var. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi burada da gene mekanik sorumuz var. Şekli serbest bırakacağız. Serbest bırakıldıktan bir süre sonra ipi keseceğiz. Önce K'lı arasındaki ipi keseceğiz. Bundan bir süre sonra da M'nin arasındaki ipi keseceğiz. Şimdi arkadaşlar şu anki duruma bir bakalım. Yani şu an serbest bıraksak ne olurdu? Şimdi bu taraf 4MG, bu taraf 2MG olduğu için zaten sistem iki yönde hareket ederdi. Nasıl hareket ederdi peki? İğmeli hareket ederdi. Yani bu tarafa doğru hızlanırdı arkadaşlar. Peki bir süre sonra K'lı arasındaki ipi kesseydik. Şimdi bu sefer bu olmasaydı toplam 4MG'de 1MG'ye çıkarsaydı bu sefer 3MG'ye kalırdı. Bu sefer sistem bu tarafa doğru daha da hızlanırdı. Yani iğmesinde artış olurdu. Hızındaki artış da artış olurdu. Peki. Üçüncü aşama. Sonra da burayı kesseydik. Bu aşamadayız arkadaşlar. Cisim etkeden net kuvvet 3MG'den 1MG'ye çıkartırsak 2MG'ye kalırdı. Cisim etkeden kuvvet yine bu tarafa doğru olduğu için, hareket yönü de bu tarafa doğru olduğu için hızlanmaya devam ederdi. Bakın arkadaşlar şunu karıştırmayın. Cisme etkeden kuvvet cismi ancak hareketin ters yönlüyse yavaşlatabilir. Hareket yönündeki tüm kuvvetler cismi hızlandıracaktır. Ha, kuvvet çoktur. Bu etkiyle cisim hızındaki artış daha çok olur. Kuvvet azdır. Kuvvetin hızındaki artış daha azdır. Yani burada bu adamın başına bu gelmiş. Başlangıçta diyor ki bir nolu ok yönde hızlanıyor. Yok, az önce ispatladık onu. İki yönde hareket hızlanması lazım. Bir yanlış. T2T zaman aralığında yani bu ipi kestiğimizde diyor ki sabit hız hareket ederdi. Yok, onu ispatlamıştık. Demiştik ki bu ip kesildiği zaman bu tarafa doğru daha da hızlanması lazım. Yani ivmesinde de artış olması lazım. İki de yanlış. 2T'den sonra iki yönde düzgün hızlanır. Doğru, buna bir sıkıntı yok. Üçüncü ifadeyi zaten söylemiştik. Bunu kestiğimiz zaman cisim yine bu tarafa doğru hızlanmaya devam edecek. Yani bu sorunun cevabının Ceyhan yalnız 3 olması lazım.
Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bu soruda da yanmasını istediğimiz lambaları voltmetre ve ampermetre cihazının özelliklerini kullanarak ayarlamamızı istiyorlar. Diyor ki özdeş lambaların 1-2-3 nolu ölçü aletleriyle bağlayarak sadece K ve M lambasının yanmasını sağlayacak şekilde bu ölçü aletleri bağla diyor. Acaba nasıl bağlaman lazım? Şimdi bir kere K'nın ve M'nin yanmasını istiyorsak o zaman bir de ampermetre kullanmamız lazım. Çünkü ampermetre iç direnci sıfır olan bir cihaz. Voltmetre ise sonsuz dirençli, yani üzerinden akım geçirmeyen bir cihaz. Şimdi buraya voltmetre koysaydı KM çalışmaz. Yani bunun kesinlikle ampermetre olması lazım. Eğer hani iki seçeneğimiz varsa ampermetre ve voltmetre. Peki bunun yanmasını istemiyorsak o zaman demin söylediğimiz şeyi yapacağız. Buraya voltmetre bağlayacağız ki üzerinden akım geçmesin. O zaman akım kısa devre yapalım. Şimdi buraya ne yapacağız? Eğer buraya voltmetre bağlarsak akım bunların üzerinden geçer. Ve N ve P lambaları döner. Ama adam benden sadece K ve M yansın demişti. O zaman buraya ampermetre bağlayacağız ki boş devre özelliği sağlasın. Devre ampermetre üzerinden geçerken kısa devre yapsın. Yani sorumuzun cevabı şöyle olması lazım. Birinci devre elemanın ampermetre olması lazım. Tamam. İkinci devre elemanın voltmetre olması lazım. Üçüncü devre elemanımızın da ampermetre olması lazım. Yani bu sorumuzun cevabı Deniz arkadaşlar. Sıradaki sorudayız. Sıradaki soruda cisimler belirli yüksekliklerden serbest bırakılıyorlar. Diyor ki bu cisimler serbest bırakıldıklarında su dalgasında, yani o kabın içinde oluşturdukları dalgaların hızları nasıldır diye soruyor. Arkadaşlar bakın, lambda eşittir V çarpı T. Eğer buna bakarsak ve hızın neye bağlı olduğunu bir kez daha tekrar edersek, hız sadece arkadaşlar ortama bağlıdır. Ortam değiştirmeden bunu değiştiremez. Periyot dediğimiz şey ise bu da sadece kaynağa bağlıdır. Bu durumda siz oluşturduğunuz bu dalgaların hepsi aynı yükseklikteki, yani aynı derinlikteki sıvıların içerisindeyse hepsinin ortamı aynı değildir. Ortam aynı olduklarına göre bu ortamlardaki dalga boylarının, daha doğrusu dalgaların hızlarının olması lazım? Eşit olması lazım. Peki hocam bu daha yukarıda, bu daha yukarıda ne fark olur? Bunun genliği daha güçlü olur. Yani daha büyük genliğe sahip bir dalganız olur arkadaşlar. Daha hızlı hareket etmez. Genlikte hatırlarsınız şurası da. Genliği böyle değil de daha büyük genlikli olur. Evet arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı Deniz'dir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz bir optik sorusu. Burada ışık kale ortamlarındayken merceğin içinden geçiyor. Pardon, kale ışınları merceğin içinden geçiyor. Ortamlar tabii N1, N2 ortamları. Merceğin kırıcıklığı de NM derse, acaba ışınların gidiş doğrultusuna bakarak ortamlar arasındaki kırıcıklığı kıyaslayabilir miyiz diye soruyor. Peki dikkatle bakalım şimdi. Eğer burası asal eksense, asal eksene paralel gelen ışınlar odağa doğru gidiyorsa arkadaşlar, o zaman burası ince kenarlı merceğin kendi karakterini gösterdiği bir yapıdadır. Yani merceğin kırıcılığı ortamdan daha büyüktür demektir. Yani şunu söylüyorum. Eğer mercek karakter değiştiriyorsa, inceler kalın gibi, kalınlar ince gibi davranıyorsa bulunduğu ortam daha kırıcı. Kendi karakterini gösteriyorsa o zaman mercek daha kırıcı bir ortamdır demektir. Mesela burada asal eksene paralel gelen ışınların uzantılarının odaktan geçecek şekilde dağıldığını görür. Bu kalın kenarlı mercek özelliği ince kenarlı değil. İnce kenarlı olsa toplaması lazım. Dağıtıyorsa kalın kenar. Ha, demek ki ince kalın gibi davranıyorsa bulunduğu ortam merceğin içindeki ortamdan daha kırıcı demek. O zaman N2'nin de mercekten daha kırıcı olması lazım. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da Bursa şıkkında arkadaşlar.